Evet, özellikle Infinity Saga'nın son bölümünde gerçekleşen ölümlerden sonra süper kahraman filmlerindeki o klasik senaryoda sonunda ortadan kalkmaya başladı. Yani her an, hiç beklenmedik bir zamanda herhangi bir karaktere veda edebiliriz. Ki Demir Adam'ı öldüren senaristler geride kalanlara veya yeni gelenlere neler neler yapar siz düşünün. Ayrıca bu tarz ölümleri görmek olayın ciddiyetini artmasını da sağladı. Peki MCU'da şu ana kadar gördüğümüz ölümler içerisinde en üzücü olanlar hangisiydi? Hangisinde yok artık dedik, hangisinde hiçbir şey diyemeden sadece ekrana baka kaldık diyerekten bir liste hazırlayalım istedik dostlar. Ve ilk olarak bazılarına biraz çıtır çerez gibi gelebilir ama yenilmezlerin kurulma aşamasından bu yana bizimle birlikte olan ve Agent of S.H.I.E.L.D. dizisinde de önemli bir yeri bulunan Ajan Coulson'ın Loki tarafından öldürülmesini üstüne üstlük hiç beklenmedik bir sahnede aha öldü yala dedirtecek şekilde bizlere veda etmesini hiç beklemezdim. Ki sinematik evrenin ne kadar güzel bir biçimde işlendiğini gösteren diğer bir olaysa Ajan Coulson'ı öldüren ve o dönem kötülerin safında bulunan Loki'nin Thanos tarafından öldürülmesine Ajan Coulson'dan daha çok üzüldüğünüze %100 eminim. Evet, ne bok ederse etsin kardeşini sevmekten vazgeçmeyen Thor ilk defa Loki'den arka planda kalmasını istese de Loki en kritik noktada kahramanlık yapmaya kalkıp Thanos'u bıçaklamaya çalışmıştı fakat bildiğiniz gibi elindeki taşların gücü sayesinde Thanos saldırıyı hiç zorlanmadan engelleyip Thor'un gözleri önünde çok sevdiği kardeşi Loki'yi, fesatlık tanrısını ümüğünü sıkaraktan öldürüverdi. Ve ölmeden önceki hareketleriyle anti kahraman statüsüne geçmiş olan Loki daha sonra kendi adıyla ortaya çıkan dizide zaman muhabbetleri ve varyantlar sayesinde MCU'daki hayatına bir nevi kaldığı yerden de devam ediyor. Ancak Infinity War filminin daha ilk sahnelerinde gerçekleşen bu ölüm Marvel fanlarını fena halde yaralamıştı. Ve şimdiki sahnemiz Gamora'nın ölümü. Evet, normalde Thanos'un üvey kızı olduğu söylenen Gamora'nın Vormir'e gittiğinde Red Skull tarafından Thanos'un kızı Gamora şeklinde karşılanmasından dolayı gerçek kızı olabileceğini konuşmuştuk. Ki üvey ya da gerçek hiç fark etmez, Thanos gözünde bir iki damla gözyaşıyla Gamora'yı bir taş uğruna Vormir'deki kuyuya fırlatıp atmıştı. Ve ölümünün o an etkisini tam olarak hissedemesek de Nebula ve sonrasında Star-Lord'un yaptığı mallıklar sağ olsun Gamora'nın ölümü aslında birçok olayın da tetiklenmesine sebep oldu. Ve en anlamlı ölümlerden birisi de kesinlikle Black Widow ablamıza aitti diyebiliriz. Ekip taşları toparlayabilmek için geçmişe döndüğü vakit ruh taşını almaya Hawkeye ve Black Widow gitmek için yola çıktığında herkes ikisinden birine veda edeceğimizi zaten anlamıştı. Clint'in ailesinden dolayı Black Widow'un çukura atlayacağı belliydi. Ancak Hawkeye son dakikaya kadar zorlayınca ya Marvel burada da bir ters köşe mi yapacak acaba dedirtmişti ama öyle olmadı ve Kırmızı Oda'nın Black Widow'u Natasha Romanoff ablamızı maalesef ki kaybettik. Şimdi en kritik ölümlere geçmeden önce hazır buraya kadar gelmişken bu tarz içeriklerin artması için bizi desteklemek istersen abone ol tuşuna ufacık bir dokunuş yapman yeterli, haberin olsun. Ve sıradaki sahnemiz yakın zamanda toprağa verdiğimiz May Hala teyzemizden geliyor, artık her ne derseniz deyin. Karadul'un gidişinden sonra kahraman filmlerinde bulunan seksi abla kontajını zaten ağır yara almışken May'in gidişi dengeleri iyice bozuverdi. Ve Tom Holland'la Örümcek Adam Civil War esnasında çıkıp geldiği için de karakter gelişimini tam olarak görememiştik. Kilise çağında bir genç olmasından da dolayı fanlar arasında ergen Spidey olarak anılıyordu. Ve senaristler sağ olsun yine Peter Parker'ı olgunlaştırabilmek adına en sevdiği insanı kaybettirme yolunu seçerek Yeşilcin'in May'i öldürmesini sağladılar. He bir de bundan önceki yapımlarda fiziğiyle ön plana çıkan May, ne Hikmet'se ne No Way Home'da bir anda başımıza derviş kesilip nasihatler vermeye başlamıştı ve aslında daha burada harcanacağı da belliydi. Neyse, şimdi konuşacağımız sahnelerin birkaçı direkt MCU'dan değil ancak Disney Fox'u satın alıp Sony ile de sağlam bir anlaşma imzalamasından ötürü listeye eklenebilir diye düşündük. Ve bak aslında şimdiki sahneyi anlatması bile zor. Çünkü her şey tam klasik süper kahraman filmi gibi giderken yani Garfield'ın Spidey'si sevdiği kadına Gwen Stacy'ye slow motion bir biçimde ağını fırlatıp kurtarabilmişken bir anda olanlar oldu ve Gwen'i kaybettik. Neyse bunu anlatıp da iç atmosferi bozmayayım, izleyelim yeter. Ve bir diğer sözcüklerle anlatılmayacak ölüm sahnesi de yine acıların çocuğu olan Örümcek Adam'dan geliyor. Tobey'in Spidey'sinin ben amcasını kaybettiği bu sahnede o yanakları tam böyle sıkmalık olan Tony Tish'i kaybettiğimizde birçok Marvel fanının gözleri eminim ki dolmuştur ve Peter Parker senin yapacağın işi diyerekten isyan etmiştir. Ah Peter'ım ah. Ve sıradaki sahnemiz Logan'ın ölümü. Evet bak bu işlerinde en çok duygulandığım hatta etrafa küfürler savurduğum ölüm sahnesiydi. Çünkü Wolverine sayesinde daha çok küçük yaşta Marvel evrenini sevmiş bir nevi onunla büyümüş gibiyim. Ah be Logan'ın bu hayatta sana hiç güzel davranmadı be. Tabii Hugh Jackman'ın bu karakteri efsanevi bir şekilde canlandırdığını da unutmamak lazım. Ve geldik son sahnemize. Canımız ciğerimiz Tony Stark'ımızın cümle aleme Demir Adam'ın kim olduğunu ve neler yapabildiğini canı pahasına gösterdiği ana. Evet, bilgiyle lanetlenmiş olan Tony, uçanların kaçanların, süper kahramanların yapamadığını yaparak Thanos'u ve ordusunu kendi canını ortaya koyup durdurmayı başarmıştı.
ve bu sahne öyle beklenmedik bir anda ve atmosferde geldi ki üzerinden 50 yıl geçmiş olsa dahi konuşulacağına eminim. Evet, bir listemizin daha sonuna geldik. Peki sizin en sinir olduğunuz, duygulandığınız, keşke olmasaydı dediğiniz ölüm sahnesi hangisiydi? Fikirlerinizi yorumlarda yağdırın gelsin. Ve bir sonraki videoda görüşene dek hoşça kalın. Daha da önemlisi, sağlıkla kalın.